İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Tuğçe Yılmaz. Hoş geldin Tuğçe, merhabalar. Merhabalar Gülhan Bey, hoş buldum. Evet, Tuğçe Yılmaz, araştırmacı, gazeteci, Diyanet muhabiri ve önceki yıllara ilişkin gerçekleştirdiği çok detaylı araştırmalarını, 1 Mayıs'la ilgili araştırmalarını bugünkü programımızda ele alacağız. 1 Mayıs 1977 kayıplarını yakınları anlatıyor. 1 Mayıs 1977 ve cezasızlık dosyasında araştırmacı, muhabir, editör ve yazar olarak yer aldı. 1977'nin devamında 1989 ve 1996 yılları 1 Mayıs'larını da çalıştı. Diyanet, Beş Harfliler, K24, Gazete Karınca ve +1+1 forum gibi mecralarda yazı, söyleşi ve haberleri yayımlanıyor. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu. Evet, bugünkü programımızda Tuğçe'nin 1 Mayıs 2021'de Biyanet'te yayınlanan 1 Mayıs'ların tarihçisi diyebileceğimiz araştırmasını, yazısını konu alacağız. Ama daha önce de belirttiğim gibi özellikle 1977, 1989 ve 1996 yıllarında gerçekleşen 1 Mayıs'lara ilişkin daha detaylı bilgi vereceğiz. Dün 1 Mayıs idi. Tüm izleyenlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Aynı zamanda bugün de Şeker Bayramı, bayramınız kutlu olsun efendim. Evet Tuğçe, şimdi bu 1921'de oldukça detaylı 1 Mayıs'ta bir hazırlık yaptınız Biyanet olarak. Ve hem bir tarihçi hem de özel olarak biraz önce belirttiğim 77, 89 ve 96 yıllarına ilişkinde oldukça derin bir araştırma yaptın. Ama bu 1 Mayıs 2021'de hazırlamış olduğun ve Biyanet'te yayınlanan yazı hakkında şöyle genel bir bilgi verebilir misin? Hangi kaynaklardan yararlandın? Ve nasıl bir çalışma yürüttün? Tabii elbette başlayayım 1 Mayıs 77 ile. Kaynaklardan bahsettiniz ama elimde çok bir veri ve kaynak yoktu açıkçası. Çünkü 80 darbesinden sonra sendikaların, meslek örgütlerinin çoğu arşivi yok edilmişti devlet tarafından. Devletin müdahale etmediğine de kendileri bir otokontrol geliştirerek yok etmişlerdi. Dolayısıyla diskin arşivinde dahil olmak üzere çok bir bilgiye ve kaynağa ulaşamadım. Daha çok şu yöntemi izledim. 77 biliyorsunuz aslında provokasyon olacağı gerekçesiyle ana akım medyada hani insanlara çağrı yapılan, gitmeyin, olay çıkacak vesaire gibi uyarılarda bulunan bir eylemdi. Buradaki insanların örgütlü olarak buraya geldiğini düşündüm bu çağrıya rağmen. Örgütlü olarak geldiklerine göre bir şekilde bir sendikayla, bir örgütle bağları vardı ve ben o kanalları kullanmaya çalıştım. Örneğin 6 tane öğretmen vardı hayatını kaybeden TÖBDER'le. Dolayısıyla eğitim sene ulaştım, sendikalara gitmeye çalıştım. Sağlıkçılar vardı yine hayatını kaybeden. TTB üzerinden ilerlemeye çalıştım, arşivlerinde bir şey olur umuduyla. Ya da TÜSTAV aracılığıyla elde ettiğim bilgiler vardı. Otopsi raporları dahil olmak üzere. Nüfus kayıt örnekleri de bu arşive dahildi. Oradan nereyle olduklarına ulaştım. Bu bilgiler sayesinde ve burada tabii ki de Nadire Mater'in büyük katkısı sayesinde arkadaşları olabilir mi aynı köyden, aynı ilçeden? Bu vasıtayla aslında ulaşmaya çalıştım. Böylelikle TÜSTAV aracılığıyla sabit olarak 34 kişi vardı elimizde otopsi raporları da olan. 34 kişi üzerinden çalışmamı yürütmeye başladım. Diskin arşivinde aslında 41 kişi yazıyor ve biz hep 41 kişi olarak andık 1 Mayıs 77'de ölenleri. Aslında bu 7 kişiye dair elimizde hiçbir bilgi veya belge yoktu. Dolayısıyla zor bir çalışmaydı aslında çünkü ölü sayısının bile net olmadığı. Herkesin farklı bir veriyle önümüze geldiği bir çalışma dosyasından bahsediyoruz. O yüzden ben kendime bir psikolojik eşik koydum. 10 kişiye ulaşmak benim için kafi görünüyordu başta.
Ama bu çalışma ilerledikçe ve hani insanların anlattıkça sağladıklarını, acılarının hafiflediğini fark ettikçe yol almam daha da hızlanmaya başladı. Ve çalışmanın finalinde o gün Taksim'de öldürülen 27 kişinin ailesine ve kayıplarına ulaşabildim. Evet, şimdi tabii ki o dönemi kısaca hatırlatmakta fayda var. Aslında bugün oldukça yoğunlaşmış olan kamplaşmanın 1977 yılında özellikle sağ ve sol kesimler arasında ve şaşırtıcıdır ama solun kendi içinde ciddi bölünmelerin yaşandığı ve kamplaşmanın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Bu nedenle zaten bir provokasyon olacağına ilişkin hem sol içindeki bazı grupların hem de medyanın önemli dikkat çektiği hususlar vardı ve sonuçta maalesef 1977 1 Mayıs'ı kana bulandı. Özellikle Kazancı Yokuşu'nda sıkışma sonucunda ölen 34 kişiyi burada belirtmek gerekiyor sanıyorum. Çünkü araçlar ve alandan kaçışırken Kazancı Yokuşu'nu tercih edenler orada sıkışma yüzünden öldüler ve onun dışında da tabii ki yaralanma sonucunda hatta bir aracın çarpması sonucunda da senin biraz önce verdiğin sayılara ulaşıldı. Aslında tabii ki 1977 ile ilgili sormak istediğim bir başka nokta da şu, bir türlü 1977'nin detaylı bir incelemesi, hukuki bir çalışması da yapılmadı. Bu kaynak araştırmaları sırasında bu tür şeylere rastlayabildin mi? Yani adliye kayıtlarına ulaşmak, oradaki sorgu evraklarını görmek gibi bir imkanın olabildi mi? O süreç şöyle işledi. Dediğim gibi 1980 darbesinden sonra bilgi ve belgeler yok edilmişti. Adliyede de aslında bir arşiv kaydı yoktu. Davanın dosyası yani 500 sayfalık bir iddianameden bahsediyorsak adliyede kalan çok az bir kısmıydı. 10-15 sayfa gibi bir sayfadan bahsedebiliriz. Davayı başından beri sahiplenen avukat Rasim Öz aslında. Tabii Turgut Kazan gibi avukatlar da davanın avukatı. Fakat 1978'den sonra dava Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne devrediliyor ve böylelikle dosyaların da aslında kapatılmasının zemini hazırlanmış oluyor. Şu an dava dosyasına ulaşmak mümkün değil. Zaten avukatlarla da ilgili hani bir böyle takibin kesintisi gibi bir durum söz konusu. Çıkarmak sadece TÜSTAV'a kayıtlı, diskten TÜSTAV'a geçen belgelerle mümkün oldu. Burada şey gibi bilgilere rastlıyoruz. Yani yine sosyalist ve devrimciler hayatını kaybediyor 77'de ama yargılanan 90 kişi, 98 kişinin hepsi yine sosyalist ve devrimciler, disk yöneticileri gibi isimlerden oluşuyor. Ve bu insanlar hakkında işte yakalama kararı çıkarılıyor, tutuklama kararı çıkarılıyor vesaire ama hala hani 1 Mayıs 77'nin gerçek failleri mesela dönemin valisi, dönemin kaymakamı, emniyet müdürü gibi isimlerin yargılandığını görmüyoruz. Evet, bu arada tabii ki senin 2021'deki yazında 1 Mayıs'ların oldukça detaylı bir özeti var. Ondan da kısaca bahsetmek isterim. Amerika'da 1886'da ilk kutlama yapılıyor ve Osmanlı topraklarına 1 Mayıs'ın gelmesi ise 23 yıl sonra 1909'da Üsküp ve Selanik'te kutlanıyor. Üsküp ve Selanik'in o dönemde Osmanlı İmparatorluğu sırasındaki en önemli özelliği tabii işçi sınıfının yoğun olması ve o kentlerde başlayan bir çalışma. Yani aslında 113 yıllık bir tarihin özetlenmesiyle
karşı karşıyayız. 1910 ve 1911 yıllarında da Selanikli işçiler yine meydandalar. İstanbul'daki ilk kutlamanın ise 1912 yılında Pangaltı'da yapıldığını belirtiyorsun. Bu 1977'ye gelinceye kadar özellikle önemli gördüğün ve bahsedilmesinde yarar olduğunu düşündüğün herhangi bir olay var mı? Önemli bir hadise var mı? Ya tabii sizin bahsettiğiniz gibi 1909'da ilk olarak Selanik ve Üsküp'te kutlanması çok önemli. Çünkü burada bakıyoruz ki öne çıkan Rum ve Ermeni işçiler aslında. Bu konuya dair Stefo Benlisoy'un bir çalışması var. Kendisinin aynı zamanda doktora teziydi. Buradaki 1 Mayıs'larda Rum ve Ermeni işçilerin baskınlığından ve öncü rollerinden bahsediyor. Tabii bu süreçte işte sizin de bahsettiğiniz gibi 1910 ve 11 yıllarında kutlamalar devam ediyor. İstanbul'da ilk kez 12'de kutlanıyor ama kutlamanın ertesi yılı baktığımızda yine 1 Mayıs yasaklanıyor. Ve hani hep bir yıl açılıp bir yıl kapatılan, bir yıl yasaklanan, bir yıl serbest bırakılan bir 1 Mayıs kutlaması düzeninden bahsediyoruz. İsmi de sürekli işte Amele Bayramı, Bahar ve Çiçek Bayramı, Emek Bayramı olarak geçiyor ama işçilerin temel talepleri aslında 1909'dan beri aynı. Çalışma saatleri 8 saatin dışına çıkmasın, 1 Mayıs tatil ilan edilsin, özlük haklarımız verilsin gibi temel talepler. Bunların dışında ilgi çekici olan 1990'ın şöyle bir etkisi de olabilir. 1977'ye geldiğimizde ölen 34 kişiye bakıyoruz ki bunlardan biri Rum, ikisi Ermeni. Yani bu şu an bir eylem olduğunda düşündüğümüzde hani burada 3 kişinin hani Ermeni ve Rum olması olasılığı bana çok az görünüyor ve 1 Mayıs 77'de böyle bir durum olması aynı zamanda bize sunulan önemli bir istatistik veri bence. Tabii 76 1 Mayıs'ı önemli. İlk kez aslında kitleselliğin sağlandığı eylem ve sonrasında 77 geliyor. Belki de 76'daki kitlesellik nedeniyle 77 zaten böyle coşkulu geçiyor. Ve biliyorsunuz ki şeyin yasak kararına rağmen, Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin hani yasak kararına rağmen diskin bir çağrısı oluyor. Ve faşizme karşı herkesi 1 Mayıs'ta Taksim'e çağırıyoruz diyor. Muazzam bir kalabalık örgütleniyor zaten. Hani bakıyoruz ki işler sabah 7'den itibaren Taksim'e çıkmaya çalışıyor. Öğleden sonra 4-5 olduğunda hala Beşiktaş'ta Taksim'e çıkmaya çalışan işçiler olduğunu görüyoruz ve bu yoğunluk nedeniyle Kemal Türklerin konuşması gecikiyor örneğin. Evet, yani ben bunların hemen hemen her detayına şahit olmuş birisi olarak gerçekten böyleydi. Çünkü Barbaros Bulvarı'nın ta tepelerinden başlayan yürüyüş kolu bu sadece Beşiktaş'tan geçip Taksim'e ilerleyen kol için geçerliydi. Fakat üç ayrı koldan Taksim Meydanı'na doldurmaya çalıştı. Hatta olayların başlamış olduğu, işte ilk silahın atıldığı sırada hala meydana yeni girişler söz konusuydu. Tabii ki o olayın, yani Taksim'de gerçekleşen 1977 1 Mayıs'ı olayının sonrasında birbirinden çok farklı hikayeler anlatıldı. Yani işte Sular İdaresi'nin üstünden polisin ateş açması gibi ki gerçek değildi bu. Bir dizi gazetecinin teleobjektifli makinalarla, fotoğraf makinalarıyla tam sipere yatmış gibi uzandıkları bir Sular İdaresi çatısından bahsediyoruz. Bir diğer şey işte Marmara Oteli'nin üstünden ateşler açıldı. Bütün bunlar aslında sonraki yıllarda ve hemen tabii ki olayın arkasından çok üzerinde durulan konular oldu. Birbirinden çok farklı senaryolar aktarıldı. Evet, aslında buradan itibaren tabii 1977'de 41 kişinin öldürüldüğü bir olaydan bahsediyoruz ve hemen arkasından da 1 Mayıs
Taksim Meydanı'nda kutlanamaz hale geldi. Ondan sonraki sürece ilişkin de biraz bilgi verebilir misin? Tabii 79 1 Mayıs'ından bahsetmek gerekli burada. Çünkü Behice Boran ve tip aslında Taksim'e çıkmaya çalışıyor 1 Mayıs'ta. O gün 1 Mayıs'ın yasaklanmasını geçin hani sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. İnsanlar 1 Mayıs'a gidemesin diye. Ardından gelen süreçte de zaten 80 darbesinden sonra işçi ve emekçiler yine alanlara çıkmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi bu bir yıl kapatıp bir yıl açma süreci yine devam ediyor. Ta ki 2010'a kadar. 2010 yılından sonra bir dizi kutlamalar yapılmaya başlanıyor. Tabii bu işte daha hani dünyaya da demokrat görünme çabası olarak okunabilir. 2013 yılına geldiğimizde çünkü yine 1 Mayıs yasaklanıyor ve 2022 yılındayız. 1 Mayıs dün Maltepe'de kutlanmak zorunda kaldı ve Taksim'e çıkmaya çalışan insanlar yine yaka paça gözaltına alındı. Evet. Şimdi buradan hareketle tabii ki hemen 1989, bu senin derinlemesine araştırma yaptığın yıllardan birisi oldu. Çünkü burada da bir ölümle karşı karşıyayız. Hı hı. 1 Mayıs 89'da 17 yaşında Mehmet Akif Dalcı hayatını kaybediyor. O meşhur fotoğrafında simgesi olan elinde taşla grup yorumunda Mehmet Akif Dalcı'ya yazdığı bir şarkı var. Yine valilik kararıyla 1 Mayıs yasaklanıyor ve işte Mehmet Akif Dalcı gibi böyle bir öğrenci grubu, bir kitle hareketleri bir araya gelip Şişhane Yokuşu'ndan Taksim'e çıkmaya çalışıyorlar ve polisin yoğun saldırısına maruz kalıyorlar. Mehmet Akif Dalcı polis kurşunuyla hayatını kaybediyor. 4 Mayıs'taki cenazesinde de yine polis saldırısı oluyor ve polis sadece kitleye değil gazetecilere de basına da ağır bir şekilde saldırıyor. Mehmet Akif Dalcı bir deri işçisi ve 17 yaşında dediğim gibi ama örgütlü olarak gidiyor 1 Mayıs 87-89'a ve özel olarak hedef alındığı düşünülüyor. Evet, bunun hukuki süreci hakkında bildiklerimiz nelerdir? Mehmet Akif Dalcı'nın davası devam ederken bir kesintiye uğruyor ve hiçbir şey olmamış gibi aslında. Hiçbir polis memuru ceza almadan davanın üstünü kapatılıyor. Evet, bu olaya ilişkin bir de enteresan bir hikaye var. O da senin yazında yer alıyor. Birisinin telefon açıp şeyi yapan bendim, öldüren bendim diyen. O konuda da biraz bilgi verebilir misin? Bu bir saptırma mıdır yoksa gerçek bir olayın karşılığı mıdır? Bunun gerçekliğine dair aslında çeşitli spekülasyonlar var dediğiniz gibi hani vuran bendim diyor. Bu bir polis memuru değil aslında. Sonra başka bir polis memuru olduğu düşünülerek sol örgütler tarafından hedef alınıyor ve o polis memuru öldürülüyor. Ama polis memurunun öldürülmesinden sonra kızı açıklama yapıyor ya da işte çalışma arkadaşları o dönemki birlikte çalıştığı polisler açıklama yapıyor ve hani o değildi aslında diyorlar. Ama bu da bir muallakta kalan bir süreç tabii. Gerçekten o muydu öldüren ve hani bu öldürülen polis gerçekten Mehmet Akif Dalcı'yı vuran polis miydi gibi çeşitli tartışmalar devam ediyor. Ama vuran örgütün açıklamasına göre Mehmet Akif Dalcı'yı öldüren polisi öldürdüklerini söylüyorlar. Evet, buradan hemen 96'ya geçebiliriz. 96'da da benzer hatta 3 ölüm vakası ile karşı karşıya kalıyoruz. 67 yaralı var ve gözaltına alınanlardan Akın Reçber de bir işkence sonucunda öldürülüyor, hayatını kaybediyor. Hı hı. 96'da 1 Mayıs Kadıköy'de kutlanıyor ve yine hani Rıhtım'dan itibaren bu adam yani bir küçük bir Taksim portresi gibi düşünebiliriz akın akın insanların geldiği. 96'da da yine polisin yoğun saldırısına maruz kalıyor kitle ve işte sizin de söylediğiniz gibi 3 kişi polis tarafından öldürülüyor. Hasan Albayrak, Dursun Odabaş ve Yalçın Levent.
Hasan Albayrak 18 yaşında bir işçi Tuzla'dan geliyor Kadıköy'deki eyleme ve katıldığı ilk büyük kitlesel eylem polis kurşunuyla hayatını kaybediyor. Dursun Odabaş yine aynı zamanda işçi, o da 18 yaşında ve şehir dışından İstanbul'a gelerek 1 Mayıs eylemlerine katılıyor. Yalçın Levent infaz koruma memuru, o da ilk kez 1 Mayıs eylemine katılıyor kitlesel olarak. 1 Mayıs 96'ya dair meşhur bir görsel var, sizin de hafızanızdadır muhtemelen. Çiçeklere vuran kız, hani çünkü öyle yoğun bir saldırı oluyor ki insanların psikolojisi de bozuluyor ve bir anda o fotoğraf karesine giriyor. Hani gazeteciler de birbirine bunu çek vesaire diyorlar. O biliyorsunuz solculara yönelik de bir böyle aslında hakaretamiz bir görüntüdür. Hani solcular tırnak içerisinde delirdi artık gibi. 96'da böyle ilerliyor. Evet, 96 yılından sonra da uzunca bir dönem Taksim 1 Mayıs'lara kapalı kalıyor. Aslında burada da enteresan bazı noktalar var diye düşünüyorum. Özellikle 1977'den 2010'a kadar Taksim'de herhangi bir kutlama olmuyor. Ancak işte disk, küçük bir heyetle çelenk koymak istiyor. Bu zaman zaman engellemelerle karşılaşıyor. Hatta saldırılarla karşılaşıyor. Bu 1977 ve 2010 Taksim kutlaması arasında özellikle belirtmek istediğin önemli olay veya olaylar var mı? Aslında 2007'de de 75 yaşındaki İbrahim Sevindik aşırı gazdan dolayı hayatını kaybediyor ve 77'nin 30. yıl dönümü olduğu için de önemli 2007 1 Mayıs'ı. O yüzden kitleler yine Taksim'e çıkmak istiyor ve geniş güvenlik önlemleri alacağını söylüyor İstanbul Valisi yine o zaman. Ve İstanbul'da aşırı bir hengame oluyor çünkü Taksim'e giden bütün yollar kapatıldıkları için belki de bu hani şu anki kapatılmanın da provası olarak trafik tıkanıyor artık ve insanlar hiçbir yere gidemiyor, adım atamaz hale geliyor ve dediğim gibi yine bir kişi hayatını kaybediyor kullanılan aşırı gazdan dolayı. Evet, şimdi 2010'a gelebiliriz. Uzun bir aralıktan sonra ilk defa 1 Mayıs Taksim Meydanı'nda kutlanabiliyor. Bu nasıl oluyor? Burada yine devrimci 1 Mayıs platformu olarak kurulan platformun çağrısı var. 1 Mayıs 77'ye baz alarak yine bir çağrı yapıyorlar. Burada yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmak için bu sene Taksim'deyiz diyorlar. Ve 33 yıl sonra ilk kez Taksim'e çıkılmış oluyor aslında. Hani bu devasa bir eylem de aslında. 3 ana yoldan gidiliyor zaten. Gümüşsuyu, Mecidiyeköy, Şişli ve Tarlabaşı bulvarından. Unkapı Köprüsü'nden başlayarak yürüyüş ilerliyor. Polis bu izinle eyleme saldırmıyor aslında, sendikanın izin aldığı. Ölenlerin arasında Taksim'e bir çelenk bırakılıyor. Bu kutlamalarda Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu konuşurken kalabalığın arasından protesto ediliyor aslında. Ve bazı gruplar yine Taksim'e doğru ilerlerken polis engeliyle karşılaşıyorlar. Buna yönelik bir tepki de gösterilmediği için yine iki kola ayrılmış bir kutlamadan bahsediyoruz. Evet, ama 2010'la ilgili bir noktayı söylemekte fayda görüyorum. Türk İş'in de katılması bunun bir örneğidir. Daha önceki yıllarda sol içinde olsun veya işte Türk İş ile DİSK arasındaki çelişkiler, çatışmalar olsun 2010 yılında söz konusu değil ve bu anlamda da oldukça sakin bir 1 Mayıs kutlaması yapılıyor. Her ne kadar 1977 yılında bir araya gelen topluluğun genişliği kadar, sayısı kadar olmasa da yine önemli belirtmek lazım ki büyük bir kalabalık Taksim Meydanı'nda toplanıyor ve 1 Mayıs'ı kutluyor. Ondan sonraki yıllarda 2011 ve 2012, bunlara ilişkin de kısa bir bilgi verebilir misin lütfen?
Tabii 2011 ve 2012'de genel olarak aslında kutlama havasında geçiyor 1 Mayıs'ta. 2011'de özel olarak uzun zamandır hafızamıza kazınan ellerinden zincirlenmiş işçi pankartı yeniden asılabiliyor örneğin Taksim'e. Ve DİSK tarafından oluşturulan kortej Halaskar Gazi Caddesi üzerinden yine ilerlemeye çalışıyor ve 4 ayrı kortejden yine kitle Taksim'e çıkmaya çalışıyor. 2012'de de aynı şekilde Çevik Kuvvetleri konuşlanıyor ama İstiklal Caddesi'nde bir kürsü kurulabiliyor Taksim Meydanı'nda ve aydınların, sanatçıların katılımıyla gerçekleşiyor 2012 1 Mayıs'ı. 2013 1 Mayıs'ına geldiğimizde yeniden saldırılar, gözaltılar ve şiddetle karşılaşıyoruz. Evet ve meydan kapatılıyor. Gerekçe de son derece enteresan, inşaat gerekçesiyle kapatılıyor. Değil mi? Ne Evet. inşaatından bahsediyor İstanbul Valisi? İnşaata dair bir bilgi yok ama meydandaki projeden bahsediyor muhtemelen 2013 Evet. temelleri atılan. Sadece inşaat gerekçesiyle kapatıyoruz, hani buraya çıkılmaması gerekiyor gibi bir şey oluyor. 5 yaralı var maalesef 2013 1 Mayıs'ta da. CHP otobüsünden anons geçiliyor 5 yaralımız olduğuna dair. Ve polis gaz bombasıyla, tazyikli suyla yine kitleye saldırıyor. Bu görüntüleri de hatırlayacaksınızdır. İnsanlar DİSK binasından çıkmaya çalışmasına rağmen gaz atılıyor ve çıkamıyorlardı. Evet, ve 2013'ten itibaren artık günümüze kadar da Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ları kutlamak mümkün olmuyor. Fakat sürekli özellikle sendikaların ciddi bir zorlaması var bu alanın tekrar kazanılmasına ilişkin ama gerçekleşmiyor maalesef. 2014 yılında ise gerekçe gezi olayları. Evet. Biraz da bundan bahsedelim lütfen. Gezi direnişi tabii ki de 2013'ten sonraki bütün eylemleri etkiliyor. 8 Mart eylemleri de dahil olmak üzere. AKP hükümeti resmi bayram ilan ediyor 1 Mayıs'ı ama bütün kutlamaları da engelliyor. Hani Taksim dışında da istediğiniz yerde kutlayabilirsiniz gibi bir gerekçeyle. Gezi şöyle etkiliyor 2014 1 Mayıs'ı. Aranızda taş atanlar, sapanı olanlar var ve hani bu güvenlik riskinizi tehdit ediyor gibi. Geziden gelen coşkuyu oraya kanalize etmeyi aslında hiç istemedikleri için yine 2013'teki inşaat yasağı, inşaat gerekçesi gibi bir gerekçeyle 2014'te de eylemi engelliyorlar. Ve Evet. buradaki saldırılar sonucunda insanların evlerine kadar ulaşan gaz saldırısından bahsediyoruz. Çocuklar, pek çok yaşlı zarar görüyor ciddi şekilde. Evet. Şimdi 2014'ten 2022'ye doğru gelelim. Bu arada önemli bazı olaylar varsa onları da belirtelim. Aslında önemli olan 2018 1 Mayıs'ında çok kişi gözaltına alınıyor ve DİSK, KESK, TMOB gibi mesleki örgütleri, sendikalar Maltepe'deki mitingde kutlayacaklarını söylüyor ama işte devrimci yapılar, Devrimci Gençlik Federasyonu gibi kuruluşlar ve kurumlar Taksim'i yine zorlamaya çalışıyorlar. Burada tabii ki de pek çok gözaltı yaşanıyor. 2020'ye geldiğimizde zaten Covid'den dolayı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar oluyor. Online kutlamalar oldu. Balkona çıkma çağrısı yapıldı insanlara. Böyle bir süreç ilerledi. 2022'ye geldiğimizde de dün de dediğimiz gibi Maltepe'de bir kutlama oldu ama yine 1 Mayıs'a çıkmak isteyen bir kitle de oldu. Evet, bu arada Taksim Meydanı'nın hali de bir garipti. Ona ilişkin de bir görselimiz var. Yani inanılmaz bir şekilde abluka altına alındı. Çeşitli bariyerler konarak, hatta yol boyunca bariyerler konularak, işte şeyde görüldüğü gibi, şu anda ekranda görüldüğü gibi. Enteresan, yani bu kadar masrafa değer mi, bu kadar önleme değer mi, anlaşılır bir şey değil ama maalesef geldiğimiz nokta bu ve Maltepe Meydanı'nda yoğun bir katılımla oldukça coşkulu ve sakin geçen bir 1 Mayıs kutlaması yapıldı. Tabii Maltepe
Miting meydanı da kentin merkezinin çok dışında, Anadolu yakasında ve doldurma bir alanda, denizden doldurma bir alanda kurulmuş olan bir miting meydanı. Şu anda dünkü gösteriler ve eylemle ilgili görsellerimiz ekranımızda. Evet. Bütün bunlardan hareketle, yani bu 1 Mayıs'ların tarihçesi 1977'den başlayarak yapmış olduğum araştırma, çalışma ve yayınların sonucunda ne düşünüyorsun? Çünkü genç bir araştırmacı, gazetecisin. Hatta doğumundan önceki yıllara ilişkin 1 Mayıs'ları inceledin. Bütün bunlar sana ne gösteriyor, ne düşünüyorsun? Ve önümüzdeki dönemde bu araştırmaları daha da derinleştirme imkanın olabilecek mi? Bu, çünkü başta da çok net belirttin, kaynaklara ulaşmak mümkün değil. Birçoğu da yok edilmiş kaynaklardan bahsediyoruz. Çalışmayı geliştirmeyi tabii ki çok istiyorum, ancak elimdeki verilerle hani bunun sınırlı olduğunun da farkındayım. 34 kişiyi baz alarak ilerlediğimde ulaşamadığım 7 kişi var. Bunu zaten daha önce katıldığım yayınlarda ve yazdığım yazılarda da belirttim. O 7 kişinin ailesiyle hala konuşmayı çok isterim ve hala onlara yönelik çağrımız baki. Belki bu yayını da izlerler ve hani belki başka bir şeyler düşünmüşlerdir, bir şeyler değişmiştir. Çünkü o 7 kişiden de ulaşabildiğim 3-4 kişi vardı ve işte bir şekilde konuşmak istemediklerini söylediler. Belki konuşmak isterler veya belki onları tanıyanlar vardır. Genel olarak dediğiniz gibi bana herkes aynı şeyi söyledi zaten. Kayıp yakınları da, hani torunum yaşındasın, sen benim kızım yaşındasın, hani neden bunu çalışmaya başladın gibi değil de bir merak sesi vardı aslında, hani nasıl çalışacaksın ve öncesinde bir güvensizlik de tabii ki oluyor. Çünkü bir yandan da bu insanları baktığımızda kimse aramamış ve kimse aslında gerekli ilgiyi ve özeni gösterememiş ne yazık ki. Zaten bundan önce konuşan sadece 5 kişi vardı. Ben bu vasıtayla geri kalan 22 kişiyle de konuşabildim. O 22 kişi ilk kez konuştu. Şöyle kısaca bir bilgilendirme yapabilirim. Ölenlerin istatistiklerine dair, sayılara dair. Ölenlerden 9'u kadın değil aslında, 8 kadın var. Biz her zaman Direnligiz isminde ölen bir kişiyi de kadın olarak almışız. Ama bu bir erkek, Ermeni bir erkek. Onun hikayesini yazabildik zaten yakınlarına ulaşarak. Aleksandros Kontias isminde bir Rum var. Yine bir Görabet Ayhan Ermeni olarak kayda geçiyor. Ölenlerden 5'i aslında sizin de dediğiniz gibi şaibeli bakılan ve her zaman böyle kimin provokasyonu, solcular birbirini mi öldürdü gibi bir tartışmadan elimizdeki somut bilgiler aracıyla ulaştığımız otopsi raporlarına göre 5'i kurşunla öldürülüyor ölenlerden. Diğerleri ezilmeye bağlı hasarlar sonucunda hayatını kaybediyor. Ve tabii ki de buradaki kitlesellik, saldırıdan sonra insanların o can telaşıyla kaçmaya çalışması birbirlerini ezmelerine neden oluyor. Kazancı yokuşunda özellikle kilitlenen bir süreçten bahsediyoruz. Orada ne yazık ki bir de kamyonet duruyor ve Kazancı yokuşu gittikçe daralıyor. İnsanlar birbirinin üzerine basarak birbirlerini ezmek zorunda kalıyorlar. Ölenlerin 6'sı öğretmen ve bunlar TÖBDER'li. 7'si öğrenci, 16'sı işçi, 3'ü sağlıkçı, biri ise polis memuru. Polis memuruyla ilgili şöyle ilginç bir detay da var. O gün görevli değil aslında 1 Mayıs'ta. 1 Mayıs'a gitmiş olma ihtimali yüksek yani Nazmi Arı'nın. Yaş ortalamaları 30. Bu arada şöyle bir detay var. Bu çalışmada ilk kez ortaya çıkan ölenlerden biri 11 yaşında da bir çocuk. Ramazan Sarı ismi. Böyle şekilleniyor. Mahkeme sürecinden zaten bahsettik. Toplum Suçları Bürosu'nda iddianame kabul ediliyor. İkinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na sunuluyor. Ama yine Devrimci ve Demokratların ismi yazılıyor. Yargılanılanlar arasında hiçbir
devlet yetkilisi yok. Zaten davacı olan kamu hukuku, davada mağdur edilen de kendilerini kayda geçirenler. Örneğin Beyoğlu Kaymakamı, İstanbul Emniyet Müdürü, Osmanlı Bakkısı Taksim Şubesi Müdürlüğü gibi. Hani biz zarar gördük ve biz yıkıma uğradık gibi. Davanın son duruşması 1979 yılına ertelenmişken Maraş katliamından dolayı ilan edilen sıkı yönetim nedeniyle dava zaten sıkı yönetim mahkemesine gönderiliyor ve sonra da kapatılıyor. Şu anda da zaman aşımına uğramış durumda ama kayıp yakınları özellikle diyor ki ve tabii ki bu konuda çalışan avukatlar, insanlığa karşı işlenen suçlar karşısında zaman aşımı olmaz ve tabii ki biz de bunları savunuyoruz. Olayın özellikle de cezasızlık boyutunu öne çıkarmaya çalıştık bu nedenle dosyayı hazırlarken. Evet, bu kazancı yokuşundaki kamyonete ilişkin de kısa bir bilgi vermek lazım. Çünkü özellikle miting meydanında kullanılan çeşitli araçların, pankartların getirilmesi amacıyla orada bulunan bir kamyonet ve şeyden sonra da miting dağıldıktan sonra da işte malzemeleri toplayacak ve götürecek ama tam da dediğin gibi kazancı yokuşu zaten dar bir sokak. O sokağı oldukça kapatmış olduğu için kalabalık kazancı yokuşuna doğru kaçışmaya başlayınca orada ciddi bir sıkışma oldu ve benim kayıtlarıma göre 34 kişi orada can verdi. Evet, buradan hareketle acaba bu halen ailelerine ulaşamadığın 7 kişinin isimlerini vermen mümkün mü elinin altındaysa? Tam bir çağrıda bulunmuş olalım bu program aracılığıyla. Tabii ki de yakınlarıyla görüşemediklerimiz Alexandros Kontias, 57 yaşında bir işçi ve Eminönü nüfusuna kayıtlı. Garabet Aykan, 54 yaşında işçi. Hatice Altun, 21 yaşında. Leyla Altıparmak, 19 yaşında bir hemşire ve Diyarbakır'da yaşadığı bilgisine sahibim. Ona çok ulaşmak istedim ve çok böyle yakın olduğumu hissettim ama ulaşamadım. Meral Cebren Özkol var, 43 yaşında bir hasta bakıcı. Ve Ramazan Sarı var, 11 yaşında ilkokul öğrencisi. Evet, yakın hissetmenin nedeni nedir? Yaşı olabilir, yani çok üzerine düşünmedim açıkçası ama böyle çok hani yaklaşabileceğimi hissettim, bulabileceğimi hissettim ama ya en çok üzüldüklerimden biridir Leyla Altıparmak'la ilgili hiçbir bilgiye ulaşamamak. Evet, bunlarla ilgili araştırma yaptın ama diğer yakınlar da bunları tanımıyorlar, öyle mi? Yok, ailelerin birbirinden hiç haberi yoktu zaten. Sadece diskin sayesinde, evet, diskin çağrısıyla bir araya gelmişler ama örneğin zaten öne çıkan dediğim şu aslında, hani bundan önce yine bazı gazetecilerin görüştüğü aileler 4-5 aile maksimum bir araya gelebilmiş ama sonrasında bağlantıları kesilmiş birbiriyle. Bu vesileyle, bu çalışmanın vesilesiyle şöyle bir şey de oldu. Aileler birbirlerinin iletişim bilgilerini istediler benden. Ben de onlara hani onlar istemese de bunu teklif ettim. İsterseniz size bunun da iletişim bilgisini gönderebilirim gibi. Bu vesileyle aileler 2021 1 Mayıs'ında Evrensel ve Bir Gün gazetelerine ilan verebildiler. Ve ilk verdikleri ilandı bu 1 Mayıs 77 ile ilgili. Şu an birbirleriyle görüşüyorlar. İletişim bilgileri var birbirlerinde. Yani bu çok benim için sevindirici ve bu çalışmanın benim için en tatmin edici yanıydı. Evet, son derece önemli. Buradan hareketle belki diske de bir çağrıda bulunmak yararlı olur diye düşünüyorum. Çünkü aradan bunca yıl geçtikten sonra bu aileleri bir araya toplayıp bir 1977 1 Mayıs'ını anma imkanını da bulabilir disk. Buradan çağrımız olsun diyelim. Dilerim önümüzdeki dönemde bu gerçekleşir. Şimdi senin yazılarının bilgisini de verelim. İzleyicilerimiz nasıl ulaşacaklar? Hangi adreste bulabilirler? Bunları da lütfen kısaca özetleyebilir misin?
Tabii dosyanın tamamı biyanet.org sitesinde yer alıyor. 1 Mayıs 77 biyanet yazdıklarında Google'a zaten direkt bütün dosya önlerine çıkacaktır. Çalışma e-kitap haline de getirildi. E-kitap halinde de okuyabilirler. Burada İngilizcesi de yer alıyor zaten çalışmanın. Diğer 89 ve 96 1 Mayıs'ları da çalışmanın devamı olarak yine biyanet.org'da okunabilir. Evet, Tuğçe, sana çok teşekkür ederiz. Programımıza katıldığın için, bu değerli araştırmalarını bizlerle paylaştığın için başarılar diliyoruz ve bundan sonraki araştırmalarında da önün açık olsun diyoruz. Çok çok teşekkürler. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim bana yer verdiğiniz için. Evet, Tuğçe Yılmaz, programımıza katıldığın için sana çok teşekkür ederiz. Son derece önemli bir araştırmayı gerçekleştirdiğin için hakikaten 1 Mayıs nedeniyle bizi geçmişe döndürdün. Sağ ol. Bundan sonraki araştırmaların içinde başarılar diliyoruz. Bir teşekkürü de Şehir Hepimizin programının teknik düzenlemesini gerçekleştiren Ali Vatansever arkadaşımıza. Evet, bugünkü programımızda araştırmacı, gazeteci Tuğçe Yılmaz ile birlikteydik ve 1 Mayıs tarihçesini olabildiğince özetlemeye çalıştık. Dün 1 Mayıs idi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz kutlu olsun. Ve bugün ise Şeker Bayramı, bayramınız kutlu olsun. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 16'da yeni bir programda görüşmek dileğiyle.